Esselamu Aleyküm Sayın Takipçilerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Sayın Takipçilerim, bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlere çok meşakkatli bir tarif yapacağım. Çok zor bir tarif. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Ama bugün gerçekten havalar daha çok sıcak. Yani hiç kalkamadık. Şu an akşamüstü, saat kaç bilmiyorum, ancak şimdi kalkabildik. Hiç kıpırdayamıyoruz yerimizde sıcaktan. Bugün ne yapıyoruz bugün? Biliyorsun Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hepimize ihtiyacı var bu tarife. Bugün sizlere nasıl işkembe temizlenir, nasıl organik ve doğal yoldan nasıl temizlenir sizlerle bugün inşallah bunu paylaşacağım. Takipçilerimiz hep bayramdan önce istiyorlardı hani. Evet. İzlemek istiyorlardı Saygın Kafa'ya. O yüzden biz bayramdan önce sizlerin hatırına ben işkembemi aldım ve sizler için bugün işkembe temizleyeceğim ama maalesef gerçekten hiç kolay değil ama en güzel şekilde inşallah temizlemeye çalışacağız. Şimdi önce ocağımıza suyumuzu ısıtacağız. Şimdi ilk önce burada tenceremizi tüpün üzerine koyduk, suyu da koyduk, ısınması lazım. Şimdi ne yapıyoruz? İşkembemizi güzelce yıkadık önce ve bölümlere ayıracağız bu şekilde. Tahtamızın üzerine böyle. Bu padişahın oğlunun beresi diyorlar buna bu şekilde. Yani eskiler öyle diyor. Evet, eskiler öyle diyor. Ben de onların dediğini söylüyorum. Aktarıyorum yani herkese. Şimdi bunları bu şekilde bölümlere kesiyor. Biliyorsunuz bunun bu işkembenin her bir bölümü bir görevi ayrıdır bunları. Şöyle. Daha kolay temizlemek için bölümlere ben alır. Özellikle böyle zor bir işkembe seçtim bu arada. Evet, Arzu Hanım bunu istediğiyle. Daha önce çünkü normalde bizim hep şansımıza beyaz çıkıyor. Evet, bu sefer. Takipçilerim o zaman merak ediyor. Hani siyah çıktığı zaman da böyle temizlenir mi, rahat olur mu? İnşallah bakacağız. Bakacağız bakalım. Aşama aşama belli olacak yani. Nasıl temizlenecek mi, temizlenmeyecek mi? Ama bu koyun sanki biraz büyük gibi geldi bana yaşı. Evet, bunlar evet büyük, değil mi? Büyük koyunlar. Bunu temizlemek de kolay değil. Evet. Bakalım nasıl temizleyeceğiz bunu. Şimdi Sayın Tahsin'in işkembemizi kaynar suyun içine koyduk. Suyumuz sıcak olacak ama kaynar olmayacak. Kaynar olursa kesinlikle çıkmaz ve uzun süre bekletmeyeceğiz bunu. Şöyle bir dakika kadar sadece bekletiyoruz ve alacağız buradan. Şöyle bir tane daha koyalım. Şöyle deniyoruz. Çıkmaya başlıyor mu? Azıcık daha koyalım. Aynen yani böyle deneyebilirsiniz. Evet. Bir dakika koydunuz. Eğer çıkmadı tekrar koyun. Ama eğer fazla koyarsanız bu sefer hiç çıkmaz. Şu şekilde alıyorum ben bunu. Diğeri daha yeni koydum. Bu da biraz daha unutmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesse ve la tuasse. Bitlenmeyin ve hayır. Allah'ın işimize rast getir. İşkembe yapsak bile. Allah'ım kimsenin işini aksilik çıkarma Allah'ım. Bu arada bazı takipçilerimiz sözünü geçsin de bazı takipçilerimiz şey de merak ediyor yani işkembeyi hani koyundan nasıl ayrılır, neresi yenebiliyor, neresi yenmiyor. Onu isteyen takipçilerimiz varsa bize yazsın. İnşallah kurbanda onun çekimini yaparız. İnşallah. Evet, hangi mumbar, hangi bağırsak yenir, hangisi yenmez. Evet. Onu ben sizlere inşallah kurbanda sizlerden paylaşacağım. Bazıları yenilen ve yenilmeyen mumbarları atıyorlar bilmedikleri için. Evet. Ama mumbar işkembeden daha da lezzetli. Yani bu da çok lezzetli. Mumbar da ayrı bir lezzetli. Şimdi bunu bu şekilde bak tamamen temizledik onu. Ne oldu? Temizlendi. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Şöyle. Dokunduğunda bile çıktı yani. Evet. Bunu ama bir süresi çok önemli sıcak suyun içine koyarken. Şimdi ben o zaman süre tutayım bir dahakinde. Evet. Kaynar su olmayacak. Bakalım ne kadar tutacağız. Evet. Kabuk gibi çıkıyor. Evet, çok şükür. Çok korktum. Çıkmaz diye çünkü bazen inat ediyor çıkmıyor.
şimdi bazıları şeye koyuyor. Temiz yıkamadan içini güneşe koyuyorlar. İçini temizlemeden, yıkamadan. Bu sefer mikrobu içine işliyor. Sağlıklı olmuyor tabii ki. Ama bunu iyice yıkamak gerekiyor. Ondan sonra bu şekilde kaynar suya, çok kaynar değil ama. Çok kaynar olmayacak. Sıcak su. Evet, sıcak su olacak. Şimdi sanki akciğer işkembe. Kaynar su değil, bak diyorum. Sıcak su, kaynara yakın. Hı. Kaynar olmayacak. Yoksa işkembeniz temizlenmez, sertleşir, bu üstünde yapışıp kalır. Hatta. Evet. Tam 30-35 saniye arası. Evet. 30 saniye bakarsınız, bu şekilde deneme yaparsın. Çıkıyorsa tamam. Sıyırırsınız, eğer bir tarafı çıkmamışsa 30 saniye sonra. Evet. Tekrar şöyle bir 10 saniye kadar, sadece bir 10 saniye kadar. Mesela bu ince ya. Bu şu tam... Elinle bir göstersene nasıl çıktığını. Şu an belki bıçakla zorluyorsun sanıyorum. Evet, şöyle. Evet. Olabilir. Bu şekilde. Hayır, bu elinizle yaparsan bu şekilde bak nasıl çıkıyor. Evet. Bak. Çıkıyor. Evet. Ama kolay olması için bıçakla. Daha hızlı. Daha hızlı ve daha temiz. İyice sıyırıyorsun. Evet. Bu şekilde. Bak. Su sıcaklığı çok önemli. Koymaz süresi de çok önemli burada gerçekten. Şimdi daha yıkayınca daha tertemiz bembeyaz olacak. Bir de en sağlıklı işkembe yöntemi bu şekilde. Mutlaka bu şekilde kireç koymayın. Aspirin koyan da var. Aspirin koyan var. Güneşte pisliğiyle affedersin bekleten var. O gerçekten hiç sağlıklı değil. Eğer kireç koyarsanız bu sefer kireç tadı olur. Asla lezzetli olmaz. Yani. Ama... Bir de ben özellikle en zorunu seçtim. Evet. Hani gerçekten nasıl çıktı. İnanın ki ben bile Arzu istedi en zorunu. Anne mutlaka dedi en sert olanı. En en siyahı. Evet, en siyahını. Ben de biliyorum bu zor çıkar. Evet. Sırf sizlerle paylaşmak için nasıl temizlediğinizi, nasıl temizleneceğini kolaylıkla bu şekilde. Padişahın beresi. Bu çok zordur bu arada. Bu padişahın beresi. Evet. Şimdi bunu bu şekilde temizliyorum ben. Bu arı peteği gibi işlenmiş sanki. Bu şimdi bu daha bu işkembenin işkembeyi ayrı satılıyor. Şırdanı ayrı satılıyor. Mumbarı ayrı satılıyor. Ve 40 katı da ayrı satılıyor. 40 kat bunun içinde değil. Hı hı. Çünkü ayrı ayrı alınıyor. Onun ticaretini yapanlar pişiriyorlar ya, alıp yapıp doldurup dolmasını yapıp satıyorlar. Onun için ayrı ayrı satılıyor. Şimdi ben bunu fazla tutmadığım için sıcak suyun içinde ya da burası daha kalın. Mesela. Burası mesela daha kalın, daha geç oluyor. Şimdi ne yaptık? Bunu böyle bu şekilde tekrar koyuyoruz. Şimdi bunu kaç 10 saniye daha koyduk evet, bunu. Evet. Ne oluyor şimdi? Bak çıkmaya başladı, gördün mü? Ama daha fazla bekletirsek kesinlikle çıkmaz. Son işkembemizi artık bitiriyoruz. Şimdi işkembemizi bitireceğiz. İşkembemizi ne yapıyoruz? İyice arındırıyoruz böyle. Bakıyoruz. Şimdi ikinci ağzını yapıyoruz. Şimdi işkembemizin dördüncü ağız yıkaması. Dördüncü kez yıkıyorum. Bittikçe temizlenmeye başladı. Şimdi tuzla
bekleteceğiz biraz. İçine kaşarını koyduk. Bunu güzel olunca buzdan ovacağım böyle. Mikrobu gitsin diye. Şimdi. Tamam, 5 dakika kadar bekleteceğim bu şekilde. 5 dakika beklettik ve tekrar tuzuyla oyuyoruz. 4 sefer yıkadık, şimdi 5. kez yıkıyoruz. Şimdi limonlarımızı bahçemizden topladık. Bu şekilde şişkemeğimize doğrayacağız bunları. Şimdi şişkembeyi ne yapacağız? Limonla ovacağız. Daha çok mikrobu bitsin ve beyazlaşması için. Şöyle göstereyim bir tane. Bak. Tertemiz. Şöyle. Hepsi tertemiz oldu. Görüyor musun? Şimdi bunları alıyoruz. Şimdi bu ne? 6. kez yıkanıyor. Şişkembemizi söylemeyi unuttum. Tam 5 dakika limonla olduk ve 5 dakika beklettik. Tekrar yıkanıyorum. Yani buzla beklettik 5 dakika ve bununla yaşadık. Şimdi 6. kez yıkanıyoruz. 7. Bu 7. kez, evet. Ama maalesef 7. kezde de bitmeyecek. Aslında yeter ama yine biraz daha yıkayacağım. Şimdi böyle. Yine oluyor. İçindeki limon suyu, tuzlu çıksın diyor. Evet, tadı kalmasın. Evet. Atalarımız, nenelerimiz, annelerimiz bu şekilde şişkembe temizlerdi. Evet. En doğru yöntem. Şimdi bu son ağız belki olabilir. 8. ağız. Evet. Şimdi işlememizin son ağız. Artık suyu. Bak ne kadar temiz, gördün mü? 9. bu arada. Evet, 9. ağız bu. Bakın, işkembe nasıldı? Simsiyahtı. Şu an tertemiz var. İçi de dışı da. Evet, kesinlikle içi dışı aynı. Bakın. Şöyle. Daha bundan güzel işkembe olamaz böyle. Şimdi işkembemizi tam 9 kez yıkadık. Ne oldu şimdi? Simsiyah. İşkembe ne oldu? Bembeyaz, kar gibi oldu. Görüyor musun? Kar gibi. Hay takipçilerim, benim videomun devamı maalesef silinmiş. Şimdi, son kapanış bir tarafı. Kapanış, evet, silinmiş. Size tekrar şu an kapanışı yapıyorum. Bu işkembeyi eğer şu an yapmayacaksanız buzdolabı poşetine koyup dondurucuya koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp onu dolmasını ya da işkembe çorbasını yapabilirsiniz. Peki çıkarttıktan sonra çözdürmek için bir şey yapacak mıyız? Yok, çıkarttıktan sonra bir kenara bırakın ya, suyun içine koyun, kabın içine. Daha acele çözülsün istiyorsanız. Şimdi zaten havalar sıcak ve çabuk çözülüyor. Bu şekilde ve inanılmaz, mutlaka işkembenizi bu yöntemle yapın. Doğal yöntemle yapın. Gerçekten bu şekilde hem lezzetli, hem de organik, hem de sağlıklı bu şekilde oluyor. Bugün benden bu kadar. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.